Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir videoya karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Bakın şöyle. Eğer diyorsunuz ki bu videoda ne yapacağız? Özel bir şey yok. Yine 8000 kupomsuna bir şey arkadaşlar bu videoda. Bakın şuraya. Sprout geldi. 4 gün 17 saat var gelmesine diyor. Bu videoda Sprout'u deneyeceğiz arkadaşlar. Yeni savaşçımız görüyorsunuz. Sprout. Çok güzel duruyor gerçekten. Zaten çoğunuz videosunu izlemişsiniz. Ben de izledim. Harika bir savaşçı gerçekten arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars için like batırmasını unutmayın. Kanalıma da abone olduysa arkadaşlar. 5000'de abone olduk. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Teşekkür ederim. Ben de 7226 kupa oldum. İlk videoda daha 7000 olmuşum. 226 kupa kastım o zamandan bir yana kadar arkadaşlar. Şimdi hedefimiz tabii ki 8000 kupa olacağız. Ve emzir alıp yine videolarımıza devam edeceğiz. O zaman hadi bakalım. Sprout deneyelim. Videomuza başlayalım. Arkadaşlar geldim, bakın burada Sprout'u deneye tıkladım ve işte eğitim mağarasında şimdi Sprout'u deneyeceğiz sizlerle. Yakın menzil çok iyi değil diye duydum. Bakıyoruz uzaktan bin vuruyor sanırım, değil mi? Daha da uzaklaşınca daha fazla vuruyor mu? Yok, hep bin vuruyor uzaktan. Ben ultisini de biliyorum, bir duvar yapıyor sanırım. Bir dakika, bir diplerine girelim bakalım yakından kaç vuracak. Bakalım yakından, yakından da bin vuruyor ama herhalde yakın karakteri değil, uzak karakteri de biliyorum. Neyse, şu büyük robota biraz ateş edelim bakalım. Şunlara öyle. Şöyle ultisini de biliyorum ben. Şunları şuraya böyle ultisini atıp sıkıştırıyorsun. Kötü attım bu arada. Herhalde bu hele savaş topunda falan çok işe yarar yani. Kalenin önünü kapatırsınız böyle. Hem şu ateş edebiliyor ya şu. Ona şöyle şimdi önüne şey koyacağız. Ateş edemeyecek bakın. Hop. Aa. Öne çıktı şeyden ya. Adama tuzak kurduk. Adam da bize tuzak kurdu. Çıktı onun önünde. Neyse şunu alalım. Sprout'u beğendiniz mi? Yazın yorumlara arkadaşlar. Ben yani beğendim. Kötü değil ama bence Jackie daha böyle ilgi çekici sanki. Ama Sprout da güzel bence yani. Güzel olmuş Sprout da. Yine çıkacak mı öne? Ha, bu zaten çıkamadı. Şuraya gelirsek ateş edemeyecek bize. Bakın zaten normalde de demiyor. Şuraya gelirsek de ateş edemeyecek arkadaşlar. Çünkü önünü kapattık. Bu ultisi çok işe yarar bu ulti gerçekten. Yani böyle özellikle savaş yokuna dediğim gibi ya da işte adamla savaştığınızda falan önünüzü kapatırsınız. Adam da size vuramaz. Gayet işe yarar bir ulti şöyle. Siz Sprout'u beğendiniz mi? Dediğim gibi yazın yorumlara. Ben beğendim. Yine güzel bir savaşçı olmuş. Gizemli zaten. Çok efsanevi güzel. Ben de efsanevi sandım ama gizemliymiş. Biraz da Sprout'un kendisini inceleyelim. Şöyle onun yanışını inceledik. Sprout da böyle bir bitki gibi bir şey herhalde. İçinde kaktüs var. Vanik Spike skin'i sandım bunu. Yaprak var dikkatli. Böyle ve bir kağıt var. Orada da yüz var. Kağıtında da yüzü var yani. Robot uzaylı tarzı bir karakter. Aynen. Sprout yaşam filizlendirmek için tasarlanmış bir robottur. Zıplayan tohum bombalarını etrafa pervasızca saçar. Süper özelliği de düşmanları engelleyen bir bitki duvarıdır. Bu bir robot. Rico gibi bir şey gibi. Destek şeyinde zaten. Destek sınıfında. Bu bir Sprout bir robot zaten. Hepimiz biliyoruz. Saldırısı iyiymiş. Savunması pek iyi değil. Süperi de zaten bitki duvarı biliyoruz. Aksesuarı da sap parçalıydı diyor. Sprout bir çalıyı yiyerek 3000 puan iyileşir. Maç başına kullanmak güç. Bence gayet güzel. Yani çalının içine girecektiniz. Savaşıyorsunuz atıyorum. Onunla da az canı kalmış. Sizin de yiyorsunuz. Hop sizin birden fulleniyor canınız. Adamı öldürüyorsunuz. Güzel bir aksesuar. Yıldız gücü de bitki işgali diyor. Düşmanlarla temas etmeyen bir tohum bombaları daha büyük bir patlama çapıyla patlar diyor. He. Bu da güzel aslında. Aksesuarı ama çok işe yarayan bir aksesuar bence gerçekten yani. Ben gayet sevdim. Şöyle kendini de inceledik uzun süre zaten biliyorsunuz. Kendisi bir robot. 4 gün 17 saat sonra gelecekmiş. Ve tabii ki şey de yapmayacağız. Sadece Sprout'u denemeyeceğiz. Biraz bu güncelmeyi de konuşacağız. Bu Horus Balls'un işte Tanuki Jesse. Koçmak geldi zaten. Dükkanda da var. Gösterelim şöyle. Koçmak. Bakın Koçmak geldi zaten. Bence çok güzel bir skin. Ben çok beğendim arkadaşlar yani. Efsane bir skin diye düşünüyorum. Çok güzel yani. Oyunun en güzel skinlerinden biri olabilir hatta. Onun dışında başka ne vardı? Başka skin yoktu herhalde diye hatırlıyorum. İşte onları da değerlendireceğiz şimdi. Sprout'u gördünüz. Ben beğendim açıkçası. Sprout'u güzel olmuş. Yine gizemli. 6 tane gizemli oldu. Bayağı fazla oldu. Keşke yine Ender, Süper Ender falan olsaydı. Çünkü de gizemli çıkmıyor arkadaşlar kutulardan. İlla satın almamız gerekiyor. Ben de kutulardan çıkan buradan yanayım. Hani illa ki çıkacak ama işte çok geç vermiyor Süpercell. Bakın 7000 kupadayım. Hala 23 tane karakterim var. Vermiyor Supercell. Yani en son bir iyi verdi bana. Gizemli olması aslında biraz kötü olmuş. Çünkü dediğim gibi kutulardan çıkmıyor. Gizemli bir de 6 tane oldu. Bayağı oldu gizemli. Skinleri tartışmaya başlayalım. Horus Ball zaten biliyorsunuz herkesin bayıldığı bir skin. 150 geme satılacak. Yani bedava gibi bir şey. Çok güzel bir skin. Gerçekten Horus Ball yani.
Yine o da oyunun bence en güzel skinlerinden bir tanesi olmuş. Horus Bo, yanlış anlamayın, böyle onu yanlış anlayanlar oluyor. Mesela Horus Bo skini bence gayet güzel olmuş. Yani zaten hepiniz beğendiniz. Bo'nun da en güzel skini bence. O mecha Bo'lar falan çok saçma diyor. Ben sevmiyorum. Çoğu kişi seviyor ama ben sevmiyorum çok o mecha Bo'lar falan. Bence en güzeli bu Horus Bo olmuş arkadaşlar. Tanuki Jesse de zaten Tanuki'nin anlamını ben baktım Google'a yazıp. Böyle Japonya'da rakun tarzı bir şeymiş. Böyle uzak doğu hayvan kostümü gibi bir şey gelmiş Jesse'ye de. Tanuki Jesse. Yine bence 150 gibi biraz pahalı gibi geldi bana sanki. Birazcık pahalı gibi geldi. 80 gem olabilirdi. 80 gem daha ideal olurdu bence Tanuki Jesse'ye. Ama bence o da güzel bir skin Tanuki Jesse yine. Yine zaten markette de satılan Koç Mike var bir de yeni skinlerden. Bakın çok güzel ya. 150 gem bence bunun için bile bedava. Bazıları pahalı diyor ama bence yine dediğim gibi oyunun en güzel skinlerinden biri olabilir. Benim şahsi fikrim. Çok beğendim yani. Zaten ben futbol böyle futbol skinlerinin hepsini çok beğendim. PSG'ler olsun, maskotlar olsun falan. Bu Koç Mike da çok güzel olmuş. Hatta hepsinin aslında en güzelleri bile diyebilirim yani, çok güzel olmuş. Zaten Horus Boy'u biliyorsunuz hepiniz çok sevdiniz yani, çok güzel bir skin gerçekten. Aynı şekilde dediğim gibi Tanuki Jesse de belki 80 yeme satılabilirdi ama yine o da güzel bir skin, boş bir skin olmamış, güzel bir skin olmuş. Yine tekrardan göstereyim, Sprout. Yeni gelecek savaşçımız Sprout. Böyle dış şeyi de çok şekil duruyor. Böyle güzel durmuş. Dış fotoğrafı da Sprout'un. Bakın şöyle. Neyse arkadaşlar, bu videomuz böyle bir yeni güncelleme ile ilgili. Hem Sprout denedik, hem Sprout'u denedik, hem de böyle işte yeni gelecek skinleri falan güncellemeyi tartıştık kısaca yani. Daha fazla böyle Brawl Stars videoları için like atmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse o zaman yavaş yavaş bitiriyorum. Dediğim gibi 5000 abone olduk. Çok teşekkür ederim bunun için sizlere. Neyse daha fazla Brawl Stars için dediğim gibi like atın ve 8000 kupa obiyiz bir sonraki videoda. Bilmiyorum, bayağı kasmaya çalışıyorum yani günde. Sportu da bekliyorum heyecanla. Neyse o zaman bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın ve bay bay. Sevgiyle kalın. Pişu.